Halka arzlara dikkat. Değerli arkadaşlar, şimdi küçük bir paranızla halka arza katılmak iyi bir şirketse, o şirketin tavan gittiğinde bundan faydalanmak bir sorun olan bir durum değil. Burada bir sıkıntı yok. Fakat sıkıntı olan durum şu. Halka arzlarda bir sürü insan cebinde 500 bin lirası var, 1 milyon lirası var, 100 bin lirası var, 50 bin lirası var. Bu şirketlere başvuru yapıyor. Bu başvuru yaptıktan sonra da sadece 1000 lira veya 2000 liralık hisse senedi geliyor. Bu 1000 liralık veya 2000 liralık hisse senedi gelince insanların bu hisseleri borsaya çıktığında tavan olmaya başlıyor. Bu borsayı bilmeyen, hayatında borsada hiç yatırım yapmamış bu insanların çoğu da 1000 liralık 2000 liralık hissesi bir anda 10 bin liraya çıkınca bu borsa çok karlıymış, gökten para yağıyormuş diye seviniyor, gidiyor tavandan alımlar yazıyor. Geçen gün başıma geldi bir arkadaşla, o yüzden bu uyarıyı yapıyorum. Bir arkadaşım uyarmama rağmen X bir şirket çıkıyor, halka arz oluyor. Halka arzdan birinci tavandan, ikinci tavandan, üçüncü tavandan, dördüncü tavandan her tavana yazıyor. En sondaki tavanda tavan bozuyor ve bu arkadaşın hissesi geliyor. Ve ciddi rakamda, yani 2000 lirası 10 bin lira oluyor diyelim. 2000 lirası 5 bin lira, 6 bin lira oluyor diyelim. Ama en son aldığı rakam 1 milyon olmuş oluyor. Yani en yüksek rakamdan 1 milyonluk almış oluyor. Sonra 1 milyonluk hissesinde bir anda bir düşmeye başlıyor. İşte 300, 400, 500 lira paralar kaybediliyor. Şimdi son elimde bir istatistik var, onu paylaştım. Son 1 yılda halka arz olan şirketlerin durumu, bazıları %60, bazıları %50, bazıları %40, bazıları %30, bazıları %70. Bu borsanın tarihi rekoruna rağmen, bakın tarihi rekoruna rağmen tarihi zirvelerinden bu kadar çok düşmüşler. Yani burada şu gözüküyor. Bu halka arzlarda aslında yapılan, bilerek veya bilmeyerek küçük küçük paralarla insanları borsaya çekmek amiyane tarihle birazcık gerçek oluyor. Vatandaş da geliyor, bilmeyen vatandaş, bilen vatandaş sorun yok. Bilmeyen vatandaş da geliyor, çok küçük paralarla ancak alabiliyor. Çok küçük paralarla alabildiği için de çok artışı görüyor ve bu kadar karlı bir şeye ben daha büyük parayla girmem lazım diyor. Daha büyük parayla giriyor. Parayla girince de tavandan alamıyor. Bu sefer daha da hırs yapıyor, daha da alıyor, daha da yazıyor, daha da yazıyor. En sonunda böyle tam zirveye geldiğinde de ilk başta alanlar veya işte daha önce bir yerden bunu almış olanlar diyelim, bu malı boşaltıyor vatandaşa ve vatandaş da, bu arada tabi o sırada da çok güzel haberler çıkıyor bu şirketle ilgili, uçacak kaçacak diye pazarlanıyor. En zirve noktadan alıyorsunuz ve sonra da aldığınız rakam çok büyük bir rakam oluyor ve paranızın yarısını kaybediyorsunuz. Ve çok ciddi bir kayıp var. Lütfen ve lütfen hayatında ilk defa borsaya giren, borsayı bilmeyen insanlar mümkünse hisse senedi almasın, hisse senedi ağırlıklı fonlardan alsın. Bunu hep söylüyorum. Hadi illa hisse senedi almak istiyorum. Tek hisse almasın, en az 20 hisse alsın diyorum. Hadi onu da kabul etmediniz. Tavan tavan giden, halka arz hisselerini tavandan almayın arkadaşlar. Tavanlardan almayın. Eğer halka arıza girdiyseniz, 2000 lira geldiyse, 4000 liranız, 6000 liranız olduysa dua edin onu tavandan bir yerden bozun. En yüksek tavanı gördüğünde, çözüldüğünde, birinci tavan, ikinci tavan, ne zamanki tavan çözülüyor oradan bozarsınız. Fakat vatandaş tam tersine tavan tavan gidince hırslanıyor, daha çok almak istiyor. Zaten bence bu halka arızlardaki bu tavan mantığının da sistematiği bu şekilde. Yani amiyane tabiriyle gel yapılıyor. Yani herkese 1000-2000 lira dağıtılıyor. Herkes 1000-2000 lira kazanınca of diyor, ne kadar karlı. 2000 lira mı 8000 lira oldu. Ben bir ev arabayı satayım ya da işte evdeki parayı buraya satayım diye koyuyorlar ve çok çok büyük zararlar oluşuyor. Lütfen ve lütfen şu an yapılan en büyük yani problem bu. Çok ciddi insanlar para kaybediyor. Bugün paylaştım hem Twitter'da hem Instagram'da son dönemde ne kadar çok düşmüş zirveden bu hisseler. Çünkü arada alamıyorsunuz zaten. Arada alsanız sonra arada alamadığınız bir hisse bir anda 2 liradan 20 liraya çıkıp da 20'den 10'a düştüğünde sizin son yatırdığınız para eğer 1 milyon liraysa, 2 milyon liraysa paranızın yarısını kaybediyorsunuz. %70'ine ve belki 3-5 yıl düzenliyor ondan sonra. 2000 lirayla ama 10 bin lira olması önemli değil. 2000 liranız 10 bin lira olsa ne olacak? Önemli olan 2 milyonunuzun kaç liraya düştüğü. Anlatabiliyor muyum? Yani küçük parayı da alıyorsunuz. O çok gidiyor diye büyük parayı da almak istiyorsunuz. O küçük para size aslında bir havuç. Bedava peynir fare kapanında orada ağızda çalınan bir bal. Aslında o sizin için bir peynir. Lütfen bu fare kapanına düşmeyin. Çok dikkat edin. Tavan tavan gidenlere selamet olsun. Al karzını aldınız diye.